başlangıçtan ilk 30 dakikaya kadar e, tam istediğim gibi ve planladığım gibi gitti. E tabii ki birden 3-0 olunca da birazcık oyuncularım e, 3-0'ın e, getirmiş olduğu bir rahatlıkla birazcık daha e, rahat oynama, eee topun kalmasını sağlayarak oynamaya çalıştılar. 3 e, gün sonra da maç maçın olduğunu düşünürsek kafalarında da bir taraftan o var tabii ki. Devre arası toplantı yaptık. Her zaman olduğu gibi oyuncularımla. Biz ciddiyeti elden bırakmamızın gerektiğini e, kendi oyunumuzu oynamamızın gerektiğini her ne kadar çok şiddetli yüksek tempolu olmasa da bir dördüncü golü, beşinci golü hatta altıncı golü atmamız için e, kendi futbolumuzu oynamamızın gerektiğini oynuyorum anlattım. E, sonuçta çok fazla rakibe maçın geneline baktığımız zaman net bir pozisyon vermedik gibi. E, genelde bugün ee, üstün olan taraf bizdik. Maç başından sonuna kadar oyunu domine eden taraf da bizdik. Ee, daha farklı sonuç da olabilirdi. Ama sonuç olarak bu birlik maçı. Bugün de Başakşehir gibi e, çok güçlü bir kadrosuna, e, kadroya sahip olan bir takıma karşı kazandığımız için ve 3 puan aldık. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. E, bugünkü galibiyette de taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi muhteşem desteği ve enerji e, takımımıza, oyuncularımıza vermiş olduğu enerjilerinden dolayı da Onlara da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe camiasına ve taraftarlarımıza armağan ediyorum. Hocam 13 maç oldu. Pek sevmiyorsunuz bu soruyu biliyorum seri ama bu nasıl etkiliyor takımı? E çünkü şunu gördük. Oyun gücü de artıyor Fenerbahçe'nin bugün de gördüğümüz gibi. E hem bu seriyle ilgili hem de takımın gelişen oyunuyla ilgili neler eklemek istersiniz? Oyunumuzun gelişimi için her hafta sürekli, geçenlerde de söyledim, biz işin ana bölümünü hallettik. Küçük detaylarla uğraşıyoruz. Oyunumuzu güçlendirmek, oyunumuzu geliştirmek için hem oyuncularımızın hem takımımızın ve oyunumuzun gelişimi için uğraşıyoruz. Şu an doğru yoldayız. Bugün de çok güzel gelişimle ilgili oyunda ee, çok önemli ee, güzel işler yaptık. Onu analizlerde oyuncularımıza paylaşacağız. Bu da beni çok mutlu etti. Biz 13'te 13 falan bu tip şeylere ben bakmıyorum. Bunu da yasakladım. İki hafta önce oyuncularıma dedim ki her şeyi geride bırakıyoruz. Futbolda bugün ve yarın vardır. Biz her maç bizim için önümüzde oynayacağımız ilk maç en önemli maçtır. Biz böyle bakıyoruz ve her maçı 3 puan almak için çıkıp hazırlanıyoruz. Sezon sonuna kadar da böyle devam edecek. Hocam son olarak da Emre ile Cengiz de dönecek yavaş yavaş. bir de milli ara gelecek. Tam kadro çalışacaksınız çok büyük ihtimalle. Bununla ilgili de var mı söylemek istedikleriniz? Tabii ki Cengiz'in der büyük bir güç. Çok kariyerli, çok kaliteli bir oyuncu. Emre Mor da keza öyle. Bu oyuncularımızın takımımıza bir an önce aramıza dönmesi bizim gücümüze güç katacaktır. Onlar da bir an önce geldikten sonra hep beraber çok daha geniş bir kadro sahip olarak maç maç farklı pozisyonlarda rakibe göre farklı şekilde futbolumuzu oynamak.